Hülya Hanım'la birlikteyiz. Ve neredeyiz? Kendisi bize anlatsın. Evet, bahseder misiniz acaba efendim? Neredeyiz? Çengelköy'de bir çay evindeyiz aslında bugün. İçeride 100'e yakın çay çeşidimiz var. Ülke harmanlarımız var, kendi harmanlarımız var. Çaylarımız keyif çayları. Buraya muhabbetle demlenen, bizim de çilingir soframız aslında bu. Bu şekilde düşünebiliriz. Çaylarımız muhabbetle demleniyor. Masaya geldiği zaman muhabbet, sohbet, insanlar onu içerken aslında çayın tadıyla birlikte muhabbetten bahsediyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar ve buraya geldiklerinde konuştukları şeylerle anılmak istiyorlar. Daha sonrasında da çaylar onların aslında en büyük zevki oluyor. Yüzde çaydan en çok böyle tercih edilen hangisi? Şöyle, 100 çayın içerisinde dünya harmanları var, kendi harmanlarımız var. Kendi harmanlarımız arasında en çok tercih edilen çayımız İstanbul Harmanı ve Üsküdar Harmanı. İstanbul Harmanı'nda kırmızı orman meyveleri var. Üsküdar Harmanı'nda da şeftali ve mango var. En çok tercih edilen çaylar bu ikisi. Daha sonra ülke çaylarına geldiğimiz zaman Oolong, Lapseng, devamında Rooibos, daha çok tercih edilen çaylar. Rooibos Güney Afrika çayı, Oolong Çin çayı. Müşterilerimiz daha çok bu çaylar üzerinde duruyorlar. Harika. Burada neler var şimdi? Önümüzde Grançka var. Japon çayı. Bergamotlu, narenciyeli bir çay. İçimi gayet keyifli ve müşterilerimiz tarafından tercih edilen bir çay. Normal siyah çayımıza da benzer. Bu neymiş? O Rooibos elma tarçın çayımız. Güney Afrika çayıdır, kırmızı çaydır. İçerisinde kafein yoktur. Çok güzel kokuyor. Çok da hoş kokar, tadı da çok bundan güzeldir. Bundan içeceğim ben. Bu ne? Bundan içtim. Evet, o sizin tadına baktığınız çay. Of, çok güzel. Kokusu gerçekten gibi de tadı aynen geliyor. Evet, tatlı. Evet. Gerçekten. Bu neymiş? O Oolong, Çin çayı. Kalp ritminin düzenlemesiyle bilinir aslında. Kalp ritmini düzenlediği söylenir, evet. Maldiv çayımız var. Egzotik meyveler var içerisinde. Kavun, ananas gibi. Yine siyah çayla harmanlanmış şekildedir. Burası böyle çok nacizane, çok ufak, çok tatlı bir yer. Evet. Sadece de çay var içinde. Evet. Zaten en güzel yanı da o. Evet. Bu nasıl başladı bu hikaye biliyor musunuz? Nasıl açıldı burası? Şöyle. Çünkü Rum şarkıları falan çalıyor. Çok hoşuma gitti benim. Yani şu dışarıda oturup böyle bütün günü efendim geçirebilirsiniz. Yani çok şeker bir yer. İzzet Paşa Osmanlı döneminde yaşamış esasen bir diplomat. Daha sonra Edirne diplomatı. Daha sonra diplomatlığı bırakıp dünyayı gezmek istiyor. Dünyayı gezerken de çayların nasıl demlendiğine dair bir risale tutuyor. Bu risale dünyada yazılan ilk çay risalesi. Bizim de hikayemiz buradan geliyor. Biz de onun risalesine uygun şekilde çaylarımızı demliyoruz, harmanlıyoruz. Daha sonra da muhabbetle müşterilerimize sunuyoruz. Bu isimleri kim buluyor? Kendi harmanlarımızın isimlerini aslında müşterilerimize de danışarak yapıyoruz bunu. Harmanlardan aldıkları duyguları, onlardan nasıl hissettirdiklerini, yani çaylarımızın onlara ne hissettirdiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Ardından onların hislerine de güvenerek isimlendiriyoruz. Şimdi bir çay demledik galiba. Ne çayı demledik? Evet, demlediğimiz çay İstanbul Harmanı. Kırmızı orman meyveleri var içinde. Çayımızın demlenmesi için 5 dakika yeterli. Bizim kültürümüz çay. Biz muhabbette de çay içeriz, sıkıldığımızda da çay içeriz, yorulduğumuzda da çay içeriz. Çay bizim aslında en büyük içeceğimiz belki de. Su deneyeyim gibi mi efendim? Bence şöyle, buyurun. Ay, çok teşekkür ederim. Fincanlarınız da çok şeker. Evet, bu da aslında bir çay açısından yarar. Çünkü çaylarımızı porselen demlikte demleyip porselen fincanlarda sunuyoruz. Çayın bu şekilde kendini daha iyi bıraktığını düşünüyoruz. Buyurun. Ay, çok güzel kokuyor. Çok güzel. Ben bunu içiyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.